Şimdi Antalya'da uzaklaştırma cezası süresi bittikten sonra eski eşini takip ederek tabancayla vuran eski kocanın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. İtirazı kısmen değerlendiren mahkeme sanığın bulunduğu konutu terk etmeme yani ev hapsi cezası vererek eski eşçi'den balın yüreğine su serpti. Eski eşini böyle takip edip silahla yaralayarak kaçtı. İlk davasında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu görüntüler 21 Mart'ta Konyaaltı ilçesinde yaşanmıştı. Eski eşi yaşı 41 yaşındaki Çiğdem Balı tabanca ile Muran vuran Durmuş Kağan'ın Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Bal'ın 8 Mayıs'taki bu açıklamaları sonrasında harekete geçen ve itiraza bakan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazın kısmen kabulüyle Durmuş Kağan'ın bulunduğu konutu terk etmeme yani ev hapsi cezasına mahkum etti. Haber sonrası savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu cümlelere yer verildi. Ulusal basında kendisini vuran eski eşi serbest kalınca yıkıldı. Kendisini vuran eski eşinin serbest bırakılmasına gözyaşları içinde tepki gösterdi. Serbest bırakılınca ikinci kez yıkıldım başlıklarıyla çıkan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Silahla tehdit ve yaralama suçlarından Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2020 Taksim 362 esas sayılı dosya üzerinden yargılanan ve müşteki Çiğdem Bal'ın eski eşi olan tutuklu sanık DK'nin yapılan yargılama sırasında 06.05.2020 tarihli duruşma sonucunda imza vermek şekliyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmiş. Bu tahliye kararına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraza bakan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11.05.2020 tarihli kararıyla itirazın kısmen kabulüyle adı geçen sanığın bulunduğu konutu terk etmeme ev hapsi şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir. Bu kararla eski eş tarafından şiddete uğrayan Çiğdem Bal'ın öldürülme korkusu da biraz olsun dinmiş oldu.